bilimden ayrı bir hayat düşünmek mümkün mü? Bilim olmasaydı muhtemelen insan ırkı olarak şu an olduğumuz yerde olmazdık. Her şeyden önce bilim bize etrafımızdaki dünyayı algılama ve anlama fırsatı verdi. Hastalıklarla başa çıkabilme yeteneğimizi ve uzun hayatlarımızda bilime borçluyuz. Evet, bilim uygarlığımızın hayatta kalması ve ilerlemesinde kuşkusuz en önemli faktör. Fakat ne yazık ki bu bilimin her yönüyle iyi olduğu anlamına gelmiyor. İnsanlar üzerinde yapılan korkunç deneylerden rahatsız edici yaratıkların üretilmesine kadar bilimin bir de karanlık diğer tarafı var. Abone ol butonunu tıklayın ve bilimin pek göz önünde olmayan tüyler ürpertici yönünü görmeye hazır olun. 1970'lerde Dr. Robert J. White bir maymun kafasını başarılı bir şekilde başka bir maymuna nakletti. Günümüzde ise bir noro uzmanı Sergio Conovero bir maymunun başını başka bir maymuna sinirlerini koruyarak nakletmeyi başardı. İlk girişimde maymunlar bir süre sonra hayatlarını kaybettiler. Buna rağmen Canavero bunun çok yakında gerçekleşmesini umduğu insandan insana kafa nakli için ilginç bir başlangıç olduğunu düşünüyor. 1950'lerde ve 1960'lar boyunca CIA casusluk yöntemleri, işkence ve sorgulama teknikleri konularında oldukça ilgiliydi. Özellikle Amerikalı ve Rus casusların LSD ve metamfetamin tarzı uyuşturuculara maruz bırakıldıklarında sır saklama konusunda başarılı olup olmadıkları merak ediliyordu. Deneyler hükümet çalışanları üzerinde yapılıyordu fakat CIA bununla yetinmedi. Hükümetin izniyle deneklerin rızasını almadan ilaçları insanları vererek deneyleri genel evlerde sürdürecek kadar ileri gitti. 1939 yılında Wendell Johnson kekemelik üzerindeki araştırmalarını bir grup çocuk üzerinde deney yaparak devam ettirme kararı aldı. Muhtemelen hiçbir aile çocuğunun bu deney için kullanılmasına razı olmayacaktı. Bu yüzden Wendell denek olarak 22 yetim çocuk kullandı. Çocuklar her iki grupta da kekemeler olacak şekilde iki gruba ayrıldılar. Birinci grup övgüye dayalı pozitif uyaranların olduğu bir terapi programına alındı. İkinci grupsa kekeme olup olmadığına bakılmaksızın konuşmaların normal ve düzgün olmadığına ikna edilecek şekilde küçümsenerek negatif terapiye maruz bırakıldı. Sonuçlar şaşırtıcı değildi. Deneyler bittiğinde negatif terapi grubunun tümü hayatları boyunca izlerini taşıyacakları konuşma problemlerini ve ciddi psikolojik sorunlara sahip oldular. Bu deney 1966 yılında hemşirelerin doktordan gelen talimatları uygularken nasıl hareket ettiklerini görmek adına yapıldı. Sonuçlar kesinlikle rahatsız ediciydi. Doktor gibi davranılarak 22 farklı görevli hemşire ile telefon görüşmesi yapıldı. Telefondaki kişi hemşirelerden her bir hastaya önerilen dozu iki katı ilaç vermesini istedi. Aslında ilaçlar gerçek etkiye sahip değillerdi. Fakat hemşireler ilaçların gerçek olmadığını bilmiyorlardı. Sonuçlar korkunçtu. Hemşirelerin 21'i ilacın hastalara bu dozda verilmesini yasaklayan kanunları çiğnedi. Çünkü talimat bir üst kademeden geliyordu. Zombiler bu kadar göz önünde ve yaygın bir konuyken Sovyetlerin yaptığı bu garip deneyden bahsetmemek mümkün olmazdı. Ölülerin yeniden canlandırılması fikri her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Sovyetler bilim insanları da bu konuda pek çok tüyler ürpertici deneyler yaptılar. Hayvanların farklı parçalarını birleştirmeyi denediler. Bir köpeğin başını keserek başsız gövdesini makina yardımıyla kısa süreliğini hayatta tutmayı başardılar. 1950 yılında Vladimir Demikov yavru bir köpeğin başını yetişkin bir köpeğin nakletti. İki başta ayrı ayrı beslenerek tepki veriyordu. Fakat köpeklerin ömrü ne yazık ki uzun olmadı. Bir ay sonra iki köpek de hayatını kaybetti. Nazir'in burada bahsettiğimiz deneylerden çok daha korkunçlarını yaptıklarını söylemeye gerek bile yok. Aslında işin korkunç yanı yaptıkları deneylerin bir kısmının günümüzdeki bilimsel gelişmeleri için yararlı olmuş olması. Bunlara örnek olarak suya düşen uçaktaki pilotların soğuk suda nasıl etkilendiklerini keşfetmek için yaptıkları deneyleri örnek olarak verebiliriz. Nazi bilim insanları bu deneyler için toplama kampındaki esirleri kullandılar. Yüzlerce esiri soğun altında görmek için saatlerce soğuk su havuzunda beklettiler. Düzinelerce esir bu deneyler boyunca hayatını kaybetti. Fakat bunu düşünmek rahatsız edici olsa da insan vücudunu soğuk suya verdiği reaksiyonların birçoğu bu deneyler sayesinde öğrenildi. Ve ne yazık ki bugün soğukta hayatta kalınmasını sağlayan kıyafetlerin pek çok tasarım özelliği de Nazi Almanya'sında yapılan bu deneyler sonucu geliştirildi. 1932 yılından 1972 yılına kadar Frenk üzerinde ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmalarda gönüllü olarak 399'u Frenk hastalığına sahip 600 gönüllü kullandılar. Aslında doktorlar Afrika kökenli bu vatandaşları tedavi etmek yerine gönüllü olmaları için onlara ücretsiz sağlık hizmeti sözü verdi. Gönüllülere hiçbir tedavi uygulanmadı. Çünkü korkunç olsa da aslında asıl amaç frengeye sahip hastaların acı içinde kıvranarak hayatlarını devam ettirirkenki durumlarını gözlemlemekti. Araştırmacılar sürekli olarak bildikleri enfekte denekleri kaybetmek istemiyorlardı. Bu yüzden tedavi için pensilin hazır olduğunda bile ilacı kullanmadılar. Doktor Albert Kligman retin üzerine araştırmalar yapan çikolatanın akne oluşumuna sebep olmadığını kanıtlayan ünlü bir doktordur. Fakat bunların yanında karanlık çalışmaları da mevcut. 1950'lerden 1970'lere kadar Pensilvanya'daki Holmberg hapishanesindeki mahkumlar doktorlar tarafından kobay olarak kullanıldılar. Bu doktorlardan biri de Kligman'dı. Dok kimyasalları ve Amerikan hükümeti tarafından finanse edilen bu deneylerde Kligman mahkumları pek çok kimyasala maruz bıraktı. Devam eden deneyleri için pek çok mahkumu da kasıtlı olarak infekte etti. muhtemelen yeni dokular ve vücut parçaları üretmek için doku mühendisliği dalının bilim içerisindeki yerini almaya başladığını duymuşsunuzdur. Ancak bu çalışmalarla günlük hayatta karşılaşmanın biraz ürkütücü olabileceği de bir gerçek. Bilim sayesinde yeni kulaklar üretmek artık mümkün hale geldi. Bunun için vücuttan alınan bir parça kıkırdak yeterli. Günümüzde Japon bilim adamları kök hücreleri kullanarak farelerin sırtında insan kulağı üretmeyi başardılar. Bari üzerinde büyüyen bir kulak fikri biraz rahatsız edici olsa da bilim insanları ilerleyen dönemlerde bu yöntemle dudak, burun ve hatta göz bile üretebileceğini düşünüyorlar.